Değerli izleyenler, reklamların ardından programımız son hızıyla devam ediyor. Efendim şimdi Haringey bölgesine çeviriyor kameralarımızı ve sağlık köşesinde doktorlarımızdan önemli bilgiler almaya devam ediyoruz. Bu hafta sağlık köşemizde Türkçe konuşan topluma hizmet veren bir kliniğe konuk oluyoruz. Sevgili izleyenler, Londra Mahallesi olarak efendim yeni bir sağlık bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta değerli doktorlarımızla birbirinden önemli konulara değineceğiz ve bu konuları birazdan sizin ekranlarınıza getireceğiz. Bakalım doktorlarımız bize neler anlatacak, sizlerle birlikte izleyip öğreneceğiz. Kliniğin uzman doktorlarından Akan Bey ile kısa bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Sevgili izleyenler, Akan Bey bize bugün astım hastalığından bahsedecek. Maalesef Londra'da yaşadığımız için nemli bir havası var, kapalı bir havası var. Ve özellikle de Londra gibi büyük şehirlerde kirlilik, hava kirliliği çok olduğu için astım hastalığına çok sık rastlanıyor. Öncelikle hemen sormak istiyorum hocam, astım hastalığı nedir? Astım hastalığı, akciğerdeki bronşların spazm sonucu ortaya çıkan, kasılmaya bağlı ortaya çıkan nefes darlığı, hırıltılı ve hışıltılı bir solunumdur. Peki hocam, astım hastalığının sebepleri nelerdir? Astım hastalığının en büyük sebeplerinden bir tanesi ailesel genetik faktörlerdir. İkincisi çevresel faktörlerdir. Özellikle kimyasal kokular, çevre kirliliği, stres, bazı gıdalar, bazı kalp tansiyon ilaçları ve de en mühim sebebi infeksiyondur. Peki hocam hemen sormak istiyorum. Astım hastalığı nasıl teşhis edilir? Nefes darlığı şikayetiyle doktora gelen hastalar önce geçmişlerini doktora anlatıyorlar. Doktor onları bir güzel dinliyor. Çünkü bu hastalık bir iki günlük iş olmadığı için geçmişe dayanıyor. Doktorun dinledikten sonra solunum fonksiyon testleri yapılır. Akciğer filmleri çekilir. Ondan sonra teşhis konuluyor. Peki hocam, astım hastası olan insanlar ya da astım hastası olduğunu düşünen insanlar neler yapmalıdır? Kimyasallardan uzak durulması lazım. Evi her zaman havalandırmak lazım. Halı flex değil de evde parkeler olursa daha iyi olur. Kullandığı parfüme, deterjana, makyaj malzemelerine, hatta diş macununa kadar onlara dikkat etmesi lazım. Hocam şimdi bu hazırladığımız sorulara cevaplar verdiniz. Astım hastalığını bize anlattınız. Siz astım hastalığından bahsederken benim aklıma bir iki soru daha takıldı. Evet. Özellikle bu sigara içen insanlar için astım hastalığı ne boyutta görünmektedir? Veya astım hastası olan insanlar sigara içtiği takdirde nelerle karşılaşacaklar? Sigarada bildiğiniz gibi 3 çeşide yakın kimyasalları vardır. Kanserojen maddeler vardır. Kesinlikle sigara içilmemesi lazım. İçen hastalarımızın, hatta sağlıklı insanlarımızın bile sigarayı kesmesi gerekir. Sigara içilen ortamda bulunulmaması gerekir. Bir insan eğer astım hastası değilse ve 40 yaşına kadar sigara içerse, KOAH dediğimiz kronik obstrüktif akciğer tipi bir hastalık ortaya çıkar. Bu da astıma benzer başka bir akciğer rahatsızlığıdır. Astım gibi ama astımın farklı bir rahatsızlıktır. O da nefes darlığı yapar, hırıltılı solunum yapar. Sevgili izleyenler, gerçekten şu anda çok önemli konuya değindik. Astım hastalığı bu ülkede çok sık rastlanan bir durum. Peki hocam, son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı izleyicilerimize? Bizler Quality Life of Medical Center doktorlar olarak astım şüphesi olanlar, astım hastalığı olanlar, KOAH rahatsızlığı olanlar bize müracaat edebilirler. Biz onların bütün teşhis ve tedaviyle ilgili bütün yapılması gereken her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışırız. Şimdi de mikrofonlarımızı kliniğin yöneticilerinden Utkan Bey'e uzatıyoruz. Mevcut kliniğimizde 6 ayrı branşta hizmet veriyoruz. Bunlar arasında dahiliye, çocuk, genel cerrahi, kadın doğum, GP, psikiyatri ve diyetisyenimiz mevcut olup bunlara ilave olarak bir ürolog arkadaşımız da bizlerle birlikte çalışmaya başlamış bulunuyor. Üroloji alanında böbrekle ilgili, idrar yolları ile ilgili ya da herhangi bir kanser
tedavisiyle ilgili, üroloji ilgilendiren hastalıklarla ilgili olarak bütün bizi izleyen komünitenin bizlere başvurmalarında faydalı olacağını düşünüyorum. Kadınlarımıza özellikle genital organlar ya da kadın doğumla ilgili sıkıntılarında yardımcı olabilmek için bayan kadın doğumcumuz haftanın iki günü kliniğimizde hizmet vermektedir. Bununla birlikte bir psikoloğumuz ve diyetisyenimiz, yine daha çok hanımların bu konuda hassasiyet göstermesi nedeniyle onlara hizmet vermeye tam gün devam etmektedirler. Ve bütün kadınlarımızın Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlıklı, mutlu, emeklerinin ve özgürlüklerinin ellerinden alınmadığı barış içinde bir dünya kurmalarını temenni ediyorum. Son olarak değerli izleyicilerimiz, bizleri izleyen bütün komünitedeki insanlarımıza ve doktor, hemşire ve sağlık alanında hizmet veren, Türkçe konuşan herkesin bizimle birlikte çalışmak için açık bir kapı bıraktığımızı, kendileriyle birlikte çalışmak istediğimizi, consultant, registrar ya da SHO doktorların, registered nurse'lerin bizlerle birlikte çalışmak istemeleri halinde kendileriyle görüşmeye açık olduğumuzu ve kliniğimizde her doktorun hizmet verebilmesi için yerimizin olduğunu belirtmek ve duyurmak istiyorum. Gelecek hafta hepimizi yakından ilgilendiren sağlık konularıyla yeniden karşınızda olacağız. İyi seyirler.